Arkadaşlar yeniden merhabalar. Biliyorum ses birazcık yankı yapıyor ama bu videoda Lilith ve benim bakım günümdeyiz. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar mutsuz bir şekilde bakıyor. Hiç sevmiyor yıkamayı. Ama maalesef yıkamak zorundayız. Çünkü Lilith çok kötü kokuyor bu aralar. Aynı zamanda duşun içerisine de bir tane kamera koydum. Oradan da Lilith'in yıkanırken ne kadar mutsuz olduğunu size gösterebileceğim böylece. Videoya başlamadan söyleyeyim. Aşağıdaki abone ol tuşuna tıklarsanız ve yanındaki zil tuşuna basarsanız gelecek videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımdan da Lilith ve beni güncel olarak takip edebilirsiniz. Şimdi bu çocuğu daha fazla mutsuz etmeyelim ve onu artık yıkamaya başlayalım. Çünkü burada durdukça bir zavallı gibi. Üzgünüm dostum, yıkamalıyız. Kokuyorsun. Bu arada ben Lilith'i lifle ve Unibaby ile yıkıyorum. Kendim de Unibaby ile, yani vücut şampuanı olarak da Unibaby'i kullanıyorum. Bu zamana kadar çok fazla şampuan denedim ama Lilith'in derisi egzamalı olduğu için hiçbir şey iyi gelmedi. Sonra Unibaby ile yıkamaya başladım ve veterinerime de sordum. Sebebim de şu, bebeğe zarar vermeyen bir şey bize nasıl zarar verebilir diye bir yerden bakıyorum bu duruma. Bu zamana kadar da çok memnunum. Mis gibi bebek kokuyor. Bunun pembe rengini daha çok seviyorum bu arada. Bir de pembe olanı var. O daha güzel kokuyor bence ama yoktu. O yüzden de bununla devam ediyoruz. Bu da Lilith'in kendi lifi. Mutsuzluğunu ve kabullenmişliğini buradan görebilirsiniz. Şimdi hep beraber videoya geçebiliriz. Kameralar olmuyor çünkü var. Gerçekten kameralar olmuyor çünkü var. Çok hayır. Evet Lilith'im, bekle. Sakın çıkma. Benim Lilith kokuyorsun dediğim. Lilith aslında hiç kokmayan bir çocuk. Ama biz geldiğimizden beri, yani ben buraya taşındığından beri Lilith'i yıkamadım. Ve artık böyle hani o tozdan vesaireden dolayı onu böyle çok fazla sevdiğimde ellerim pislenmeye başlamıştı. Kokuyorsun dediğimde hiç kokmadığı için birazcık bile koksa Lilith sanki kokuyormuş gibi oluyor. Normal şartlarda Lilith hiç kokan bir köpek değil çünkü. Tamam, bitti, duş. Şunun yüzüne bakın. Ne kadar ıslama gördünüz mü, nefret ediyor banyo yapmaktan. Hiç sevmiyor su. Yani yağmurdan da korkar zaten, çok hoşlanmaz yağmurdan da. Ama öyle yok, denize gireyim. Yok bir annemle yüzeyim. Hiç öyle şeyleri yok. Aksine denize girdiğimde boğuluyorum zannettiği için korkarak tüm dünyayı ayağa kaldırıyor havlaya. Dünyanın en güzel köyü. Bir çıpı çıpı ya. Bekle, gel. Kız nereye? Orada mı yapmaya karar verdin çıpı çıpı? Gel bir. Ya da tamam, dur orada, artık oraya da şey yaptık zaten, problem yok. Senin güzel pıtilerini. Zaten bir de ince tüylü olduğu için çok kolay kuruyor. Ki pufa makinesinden de nefret ediyor. Yapacak bir şey yok. Lilith duş aldı, ben duş aldım. Gördüğünüz gibi sadece saçlarımı birazcık taradım. Şimdi ikimiz için de, burada da havlum var. İkimiz de pijamalıyız. Gördüğünüz gibi Lilith'i de giydirdim. Lil, yalan annedim, yeni yıkadım seni. İkimizde de neler kullanıyorum şimdi size göstereceğim. Lilith'e çok fazla bir şey kullanmıyorum ama yine de. Önce hemen saçlarımdan başlayayım çünkü saçlarım benim hemen kuruyor ve çok kuru saçlarım. Aqua Perfection'ın Ultra Hyaluronic serumunu şöyle bir pompa kadar. Bunu her zaman yapmıyorum bu arada. Genelde evde olacağım zamanlarda, haftada bir gibi bir aralıkta saçlarım birazcık nemlensin, nemini tutsun diye yapıyorum. Bir pompa kadar bir tarafa, bir pompa kadar diğer tarafa getiriyorum. Çok güzel bir serum bu arada. Ardından da bunu hem Lilith'e sürüyorum hem kendime sürüyorum. V-Food
markasının organik Hindistan cevizi yağı. Bu soğuk sıkım bir yağ. Özellikle yemeklere de katabildiğiniz bir yağ. Ben yemeklere katmıyorum tabii ki, elimi daldırdım. Hindistan cevizini, ama katılabiliyor yani, yenebilen bir yağ. Bunu da böyle haftada bir, iki, canın ne zaman isterse, ne zaman evdeysen, o zaman böyle diplerime kadar da getiriyorum, problem olmuyor rutin olayım. Bitmek üzere son çırpmacalar. Bu arada da herhangi bir aynam aynam hiçbir şeyim yok zaten, sürememişim burada. Sıkmamışım bile. Neyse, tonuyu unuttum. Artık onu bir dahaki tonik sürmeyi unutmuşum. Lilith'in kafasını çok fazla yıkamıyorum duş esnasında. Genelde böyle bir diz pamukla ve içme suyuyla, siz solüsyonla kullanabilirsiniz ama onun gözünde herhangi bir problem yok. Kaçma, kaçma, kaçma. Yani yüzünü sileceğim bir şey yok. İçme suyu, pamuk yardımıyla yüzünü böyle göz çevresini siliyorum. Böylece oradaki dökülen tüyleri de bu pamukla böyle almış oluyorum. Hatta şöyle yapalım, Lilith'in dişlerini fırçalayalım, geliyor. Şimdi benden nefret edecek, hazır mısınız? Yapabileceğim hiçbir şeyim yok dostum. Diş sağlığın önemli. Yutuyorsun da. Hayır, kaçamazsın. Şu an dişlerin güzelliğine bakın. Tam daha fazlasına izin vermedi. Çocuğa da daha fazla işkence yapmayacağım. Teşekkür ederim. Ben bir suratıma bir şeyler sürmeye devam edeyim. Bu da Wu Skin Expert Akademi'nin Eye Perfection serumu. Bu serumu da bayağıdır kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir serum. Gözaltı morluklarımın çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bence geldi yani, hani düşünüyorum değil. Ardından da Aqua Perfection'ın Tone Perfection serumunu kullanıyorum. Ona bakıyordum da hava bugün inanılmaz soğuk gibi gözüküyor. Sis falan var her tarafta. Hani neredeyse karşıyı göremeyeceğim gibi. Daha sonra da nemlendirici olarak yine Wu Skin Expert Akademi'nin Face Cream Reach yüz kremini kullanıyorum. Lilith'in bakımına geçelim. Böyle elimde Hindistan cevizini eritiyorum. Patini kaldık, patini. Ve bu güzel patilere masaj yaparak sürüyorum. Köpeklerinizin mamasına da Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz bu arada. Yaladığı bir bölge, oraya bir şey sürdüğünüzde yalıyor. En azından Hindistan cevizi yalıyor. Lilith'i güvende hissediyorum. Onun patilerini herhangi bir krem bazlı bir şey değil de Hindistan cevizi yağı sürdüğümde Lilith yalasa da bu benim için bir problem teşkil etmiyor. Bu onun için de bir problem teşkil etmiyor. Tekrardan elimde iyice erittim. Kaçma, kaçma. Çok güzel olacak. Patilerinin bakıma ihtiyacı var Lita'nın. Şu patilere bakın. Nefret ediyor benden şu an. Şimdi arka patilerini de sürelim. Çok egzamalı bir çocuk. Özellikle yazın yani sıcak havayla etkinleşen bir egzaması var. Yazın işte bu posunun oralardaki tüyler falan dökülebiliyor. O zamanlar ben o boşluklara da ya kantaron yağı sürüyorum ya da Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Ve bayağı iyi geliyor bu arada, hemen geçiyor. Diğer patinlerde. Patilerim bebeklikte gibi oldu. Hihi, patiye bakın. Buraya zoom yaparım.
Çok tatlı küçük. Göz altım için de Garnier'in Vitamin C eye cream'ini kullanıyorum. Normalde de aplikatörüyle uyguluyorum ama şu an herhangi bir yerimde bir ayna bir şey olmadığı için gözüme sokma ihtimalime karşı korktum açıkçası. Kış gelince benim suratım gerçekten kurak bir çöl oluyor ve başa çıkamıyorum bununla. O yüzden kendi cildime de birazcık yine sancarize yağı sürüyorum. Hemen kendi patisini yalamaya başladım. Çok küçük bir parça. Gördüğünüz gibi lezzetle kendim ben Hindistan cevizi yağına boyuyorum lilt ne zaman duş alsam. Bu asla küçük olmadı ama şöyle birazcık kendime süreyim bunu. Birazcık da böyle elimde kalan kadarını şöyle bunu getirip geri geldim. Lilith'in elinde de ödül manası vardı. Suratımı geğirdin çocuk. Aynı zamanda Lilith'in suyuna her gün Pipette'in sıvı probiyotiğini koyuyorum. Bu hem diş sağlığı için, hem bağırsak sağlığı için, hem tüylerinin düzelmesi için, hem kediler hem köpekler için kullanılabiliyor. Ben buna başladığımda Lilith'in bağırsaklarında çok büyük bir problem var. Yani çok büyük bir problem yoktu da benim için çok büyük bir problemdi. Yani maması aynı, herhangi bir problem yok. Sanırım bir ara arıtmalardaki sular çok tehlikeli deniyordu. Bu yüzden de çok fazla kişi zehirlenmişti zaten. Büyük ihtimalle sokakta yorulup hızlıca içtiği sulardan bir tanesi ya da gittiğimiz kafelerden bir tanesinden sonra oldu çünkü yani. Bir kafeye gittik. Lilith'e ben su istedim. O gün bugündür suyumuzu yanımızda taşıyoruz bu arada Lilith'in suyunu. Büyük ihtimalle arıtmadan koydular. Hep bildiğim de bir yer ama o sıralarda arıtmadan çok fazla rahatsızlanan insanlar vardı. Lilith de o kervana katılanlardan bir tanesiydi. Hem ilaç tedavisine başladık. O iyileştikten sonra da hemen bunu gördüm. İşte Hypet'in sıvı probiyotiği. Bunu aldım. Şurasına kadar kullanmışım. Lilith 32.400 gram. Günde böyle 4 damla, 3-4 damla kadar içtiği suya damlatıyorsunuz. Şu ana kadar hem çok memnunum ağız sağlığı açısından, hem bağırsakları tamamen geçti. Tabii ki ilaçlar da olabilir bunun ama probiyotik her zaman iyidir. Ben normalde kefir veriyordum onun yerine. Artık bunu veriyorum. Hala kefir de veriyorum. Ama kefir sevdiği için veriyorum. Şu surata hayır diyemiyorsunuz. Baksanıza bir. Oh. Oh yerimsin. Yerimsin'i. Çok seviyorum seni. Sen ne istersen veririm sana. İste dünyaları satın alayım senin için. Ne istiyorsun iste. Oh. Anne hata geçirdi. Mis gibi kokuyor. Şimdi bu papi yorgun düştü. Her duştan sonra yorgun düşer. Ve uyku moduna doğru benden nefret etmeyerek geçti. Arada ben onu duşa sokunca bana küsüyor çünkü yani. Hiç sevmiyor su gerçekten. Hayır yalama henüz. Yala yala bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ve artık bu videoyu kapatayım çünkü artık ne kendime sürebileceğim ne de Lilith'in sürebileceğim bir şey kaldı. Bizimle beraber yaratmak, eğlenmek, çocuklarımıza bir şeyler hazırlamak, onlarla güzel vakitler geçirmek ve yaratıcı bir serüvene dahil olmak isterseniz aşağıdaki abone ol tuşuna tıklayıp yanındaki zil tuşuna basarsanız gelecek videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Buraya bırakacağım sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Güncel olarak Lilith ile kendimi paylaşıyorum. Ağırlıklı olarak Instagram'dayız. Twitter'ı yani X'i gündem için kullanıyorum. Can dostlarınızı, patilerinizi öpün benim için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.